Milli Eğitim Bakanlığı'nca hazırlanan müfredat için Bakan İsmet Yılmaz çağın gereklerine uygun hazırlanmıştır diyor. Bu bakanın çağa nasıl baktığının bir yansıması olarak düşünüldüğüne durum vahimdir. Ülkemizde milli bayramların neredeyse kutlanmasını ve anılmasını yasaklamaya varacak kadar sınırlayan bakışın, Cumhuriyet değerleri ve demokrasiden uzak eğitim anlayışının ülkemizin geleceği adına da kaygı vericidir. Laik eğitimden uzaklaşan, Atatürkçülük kavramının müfredatını adeta çıkaran, Osmanlı kuruluş ve yükselme sürecine yer verirken gerileme ve dağılma sürecini yok sayan, özetle program bütününde çağdaş bilgi ve bilim varlığından uzak bu yaklaşım ile Türkiye eğitiminin geleceği sorunlu olacaktır. Cumhuriyet değerleri, Atatürkçülük, laiklik, bilgi ve bilimsellikle buluşmayan eğitimle çağdaşlığa erilemez. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi madde 1'e göre 18 yaşına kadar her insan çocuk sayılmaktadır. 2015 yılında çıkan eğitim yasasıyla 6-13 yaş aralığına gerileyen zorunlu eğitim, bunun yanında yoksullaşma, çocukların iş alanlarında daha çok çalışmalarının önünü açmıştır. 2016 TÜİK verilerine göre çocuk işçilerin %78'i kayıt dışıdır. Çalışan çocukların %45'i tarımda, %24'ü sanayide, %31'i hizmet sektöründe olduğu ifade edilmektedir. 2012 yılında 32 olan çocuk iş cinayeti ne yazık ki 2016 yılında 56 çocuğa erişmiş bulunmaktadır. 18 yaş altı çocukların işçi resmi verileri bakanlıkta 101.650 olarak belirtilmektedir. 17 yaşına kadar çalışan aday, çırak, stajyer öğrencilerle bu rakam 400.000 civarına çıkmaktadır. Oysa çocuk işçi sayısı gerçekte 2 milyona yaklaşmış bulunmaktadır. 2016 TÜİK verilerine göre çocuk işçilerin %78'i kayıt dışıdır. Ülkemizde her kesimin sorunları artmaktadır. Tarımda, eğitimde, sanayide, kısacası yaşamın olduğu her yerde artan sorunların çözümü de vardır. Burada kararlı olmak, bu anlamda sorunların aşılması için alınmış olan yasal önlemleri uygulamaya geçirmek önemlidir. Ülkemizdeki en büyük sorun da yasada var olanın uygulanmalığının sağlanamamasıdır. Bu anlamda Çalışma Bakanlığı'na çağrıda bulunuyorum. Çocuk işçilik konusunda daha ciddi önlemler alınmalı. Özellikle kayıt dışında yaşının üstünde iş yaptıranların çalıştırılması yerine okullarında eğitimlerini tamamlamaları sağlanacak önlemler alınmalıdır. Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. Teşekkürler Sayın Başkan. İşsizlik düzenlemeleri muhalefetin mecliste halkın sorunlarını gündeme getirmesini engellemek için yapılmaktadır. İşçi, çiftçi, işsiz, köylü, esnaf, taşeron, engelli, emekli, kadın, genç, çocuk sorunları, kent, çevre, sanayici, basın, iş cinayetleri konuşulmasını istenmektedir. Halkın sorunları kamuoyuna yansımasından hükümet ve AKP Genel Başkan rahatsız duyduğu için böyle bir düzenlemelere ihtiyaç duyulmaktadır. Meclis tek partiden oluşmamaktadır. İktidar ve muhalefet burada bir arada meclisi oluşturmaktadır. Yalnız tek parti anlayışıyla dediğim dedik denirse oradan demokrasiden söz edilemez. Muhalefeti mecliste susturmaya çalışmak gelecek açısından da ülkemizde kaygı verici bir durum yaratacaktır. Bu düzenlemenin geri çekilmesini temenni ediyorum. Teşekkür ederim. Niğdeli Bor ilçesi Kızılca köyünü ziyaret ettim. Köy yakınında organize sanayi bölgesi arıtmasının atık sularının aktığı Kızılca deresiyle önemli bir çevre sorunu yaşanmaktadır. Açıkta akan dere bir an önce müdahale gerektirmektedir. Kızılca kasaba ve belediye iken AKP hükümeti nüfus gerekçesiyle köye dönüştürmüştür. Bölgenin tarım ve hayvancılık yapılan bu şirin yerleşmesinde halk koku nedeniyle mağdur durumdadır. Çözüm kapalı kanal ile atıkların aktığı derenin bölge dışına taşınmasının sağlanmasıdır. İlgili bakana yazılı son önergesi verdim. Niğde valisine konuyu ilettim. Yetkililerin sorunu bir an önce çözmesinin gerektiğini buradan bir kez daha belirtmek istiyorum. Kızılca Deresi çevreye verdiği olumsuzluklar nedeniyle halk büyük sıkıntı yaşamaktadır. Bir an önce Kızılca Deresi'nin ıslahı ve kapalı alana dönüştürülmesi gerekmektedir. Teşekkür ederim Sayın Başkan.